Hasbinallah yine yerime oturmuş. Ferda kalk yerine yat. Ferda kalk kendi yerine yat, karnım ağrıyor. Kızım ne bakıyorsun deli deli? Kaç kere söyledim sana ya, git kendi yerinde yat. Allah Allah ya, bir şey söylesenize şuna. Bir orada bir orada bir kid otursun ya, deli midir nedir? Ya manyak mısın sen? Ne yapıyorsun kızım ya? Canım sıkıldı. Benim de ya. Bugün yine evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Ne oynayacağız? Hadi bir şey söyle de oynayalım. Kızım? Anne ya, bari bahçeye çıksaydım. Ah benim güzel kızım. Dışarısı çok karışık. Gel bugünlük de böyle geçsin. Olmaz mı? Sonra bol bol çıkarız dışarı. Ece yapma böyle, bak çok üzüyorsun beni. Efendim teyze? Nevin, kızım almıyor bunlar beni içeri. Sadece aile fertleri girebilirmiş, öyle diyorlar. Tamam, geliyorum. Ben şimdi Melahat teyzeni kapıdan alıp geliyorum, tamam mı? İyi tamam, ben evdeyim. Adamdayım, çıkmıyorum dışarı. Tamam, anlaştık. Aferin sana. Geliyor şimdi, ona anlatırsınız derdinizi. Tamam, anlıyorum sizi. Siz de görevinizi yapıyorsunuz ama teyzem de yabancı değil sonuçta, girebilir yani. Biz de emir kuluyuz, ne diyorlarsa o. Ya ne oluyor Nevin? Bir terslik falan mı var? Anlatırım teyze. Hadi sen de içeri alıver ya. Ben üstleniyorum sorumluluğu. Söz. Hadi. Neyse, açalım kapıyı. Ay şaştın kaldın Nevin vallahi kızım. Ne bu böyle yukarıdakiler, aşağıdakiler falan? Sen ailemin karısı değil misin ha? Ne bu böyle öz... Teyze, lütfen. Duyacaklar. Ne bu önlemler falan ama? Bilip bilmeden konuşma. Ben sana anlatacağım ya. Yeter ya teyze. Ay ya, tamam tamam ama yani... Biliyorum şokları olduğunu ama... Bugün lazım, yarın çok geç. Bilemiyorum. Bu zor zamanda yanımızda olmazsanız sizinle çalışmaya devam edemeyiz. Tamam. Abdullah Bey. Merhaba. Merhaba Özgür, nasılsın? İyi değil. Hayırdır? Yasemin Hanım'ı kaçırdılar Abdullah Bey. Değil mi? Vah vah, adamdaki talihe bak. Çok geçmiş olsun, var mı yapabileceğim bir şey? Aslında var. Adamların istediği parayı toparlamaya çalışıyoruz. Ben uğraştım ayarlamak için ama... Birkaç milyon eksiğimiz var hala. Ne kadar eksik? Vallahi 4 milyon dolar daha lazım. 4 mu? Bir şey değilmiş. Tamam, akşam olmadan elinizde olur. Tamamdır, güzel haber. Ben Timur'la beraberim. Gelişme olursa haberleşiriz. Tabii tabii, haberleşiriz. Fidye de isterler şimdi. Muhtemelen. Ay kim bilir kaç para isterler. Teyze bak, baştan uyarayım. Ben bunu bir tek sana anlattım. Sen de başka kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Hele mahalleliye hiç söylemeyeceksin. Anlaşıldı değil mi? Aşk olsun Nevin. Sen de beni iyice boşboğaz belledin kızım. Ben senin şimdiye kadar neyini söyledim? Bunca telaş arasında canını da sıkmak istemiyorum ama... Ferda aradı. Teyze sen bunu bana niye başta söylemedin? Niye şimdi söylüyorsun? Ya dur bir kızım, sakin ol. Ne sakini teyze ya? Ne istiyormuş, ne söyledi? Görüş günüymüş. Gel bir konuşalım dedi.
Yüz yüze söyleyecek herhalde. Ben de geleceğim. Delirme durduk yere. Otur oturduğun yerde kızım. Ben gider anlarım derdi neymiş. Ondan sonra bakarız. Anne, bu nasıl doldurabilir miyim? Hayır kızım, evdeyiz. Ama çok sıkıldım. Ne yapayım kızım? Git odanda sıkıl. Devamlı seni eğlendiremem, değil mi? Nevin, niye sinirini çocuktan çıkarıyorsun kızım? Yapma böyle. Bir sakin ol. Bu işimi görür herhalde, değil mi? Yani kısa sürede onu bulabildim. Daha kuvvetleri var tabii. Onu bir aktif hale getireceğim bir saniye. Bu arada sinyalden bir şey çıkmadı. Hastanelerden de. Şimdilik akıllıca davranıyorlar. Bir hata yapacaklar. Hep yaparlar. Tamamdır. Aranı 200 metreden fazla açmadığın sürece sinyal zayıflamaz. Çantanın içine atman yeterli. Telefondan rahatça takip edilebilecek. Tamam, ben zaten adamları takip ediyor olacağım. Yani bu tarz aletlere çok güvenemedim hiçbir zaman. Eski modasın sen evlat. Eskinin modası geçmez, sen kendine baksana. Peki iletişimi nasıl kuracağız? Bununla. Kulağında olması yeterli. Telefonunu ver istiyorsan, onu da halledeyim. Aklın nerede senin? Ne bileyim ya. Kafanı ne kurcalıyorsa anlat bakalım. İçmesinmeyen şeyler var. Adem sen de izinlisin. Yasemin'i ben korurum bugün. Ben çocukları ayarlayayım hemen. Bir araç sizi geriden takip etsin. Lüzum yok Bekir. Bir gün olsun peşimizde orada olmadan gezmek istiyoruz. Değil mi? Adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Bu kaçırılma durumu. Oyun mu oynuyor? Başı gerçekten dertte mi bilmiyorum. Ya bu ailede çözmemiz gereken çok şey var. Ve biz daha en basit sorulardayız. Hepsinin cevaplarını bulacağız evlat. Sabır. Hele şu operasyonu sağ salim atlatalım da. Sen kadını kurtar, evine teslim et. Timur'un sağ kolu ol. Tamam. Benim şu ölüm planımı konuşsak mı artık? Ya sen kafanı yorma. Ben onların hepsini halletmişim. Kocan şimdi parayı göndersin. Sonra seni koftiden öldüreceğiz, mezarını kazacağız, bir ceset getirip onun içine koyacağız. Kocan bütün o görüntüleri gördükten sonra artık sıkıysa inanmasın. Cesedi nereden bulacaksınız? Bulduk bile. Kimseye zarar vermediniz değil mi? Ya sen kocanın harbiden öldüğüne inanmasını istiyor musun? Ne istiyorum? E tamam, o zaman işime karışma ya. De haydi gidelim, şu işi halledelim, gelelim. Keşke daha önce söyleseydim bu meseleyi abi. Hangi mesele oğlum?